Geride bıraktığımız haftanın uluslararası diplomasi anlamındaki bence en önemli gelişmesi geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde yapılan Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinde önemli bir bildiri imzalandı üye ülkeler tarafından, üye ülkelerin liderleri tarafından ve Katar'la olan, yani Katar'la diğer Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülke arasında olan ve 3,5 yıldır yaklaşık süren gerginliğin sona ermesi, Katar'a karşı uygulanmakta olan ambargonun sona ermesi için anlaşmaya varılmış oldu. Hatırlayacak olursak 2017'nin yaz aylarının başında, Haziran'ın başında bir bu ambargo başlamıştı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve aynı zamanda Mısır Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini durdurmuşlar, sınırlarını kapatmışlar, Suudi Arabistan için söylüyorum. Hava sahalarını da kapatmışlardı ve böylece bir körfez krizi ortaya çıkmıştı ve Katar bir ambargo altına girmişti. Burada Katar'a karşı terör gruplarını desteklediği, uluslararası terör gruplarını, bölgede faal olan terör grupları, terörist örgütleri desteklediğine yönelik bir itham vardı ve bunun üzerine bir hani yaptırım uygulanmaya başlamış, bir ambargo başlamıştı. Hatta o günlerde işte bu ülkeler bahsettiğim Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır vatandaşlarının Katar'ı terk etmelerini istemiş. Katarlıların da bu ülkelerden çıkmaları talep edilmişti. Bir takım koşullar getirilmişti ambargonun kalkması için. Hatta 13 koşulluk bir liste vardı. Ve bu listenin hatta şöyle söyleniyordu. Yani 10 gün içinde Katar bunu kabul edecek deniyordu. Hatta sonra da sürekli olarak uyup uymadığı denetlenecek deniyordu. Katar tabii ki hani bu listedeki hani uymadı. Yani ambargo devam etti dolayısıyla. Yerine getirmedi buradaki talepleri Katar. Ancak son gelişmelerde bu anlaşma imzalandı. Yani normalleşme sağlandı. En azından normalleşme sürecine girilmesi sağlandı. Katar bu taleplere karşılık vermiş değil. Ancak veya en azından ortada bu yönde açıklanmış bir bilgi yok. Ancak çok muhtemel de gözükmüyor. Çünkü taleplere baktığımız zaman Katar'ın İran'la ilişkilerini kesmesine kadar birçok hani aslında yapılamayacak Katar için konular da var. Ayrıca işte tazminatlar vesaire, bunun gibi birçok şey vardı. Buna rağmen anlaşma sağlandı. Son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri daha çok dahil olmuştu. Yine hatırlayacak olursak 2018'de Trump'ın böyle Suudi Arabistan'ın yanında durduğu, o tarafta yer aldığı açıklamalar olmuştu. Hatta meşhur böyle bir küreyle bir fotoğraf vardı. Sonra Amerikan yönetiminde biraz daha farklı bir tutum olduğunu görüyoruz. Bu son anlaşmada Amerikan yönetiminin payı da var. Bununla birlikte Körfez üyesi, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerden Kuveyt'in başta olmak üzere arabuluculuk yapanlar, Umman'da sayabiliriz. Bunlar da vardı. Bu çabalar sonucunda bu anlaşma imzalanmış oldu. Dediğim gibi, yani bence bu bir hani birden tekrar ambargo öncesine dönüldü, hiçbir sorun yok artık gibi bir durum değil ama normalleşmenin başlaması için hani olumlu bir adım diyebiliriz buna. Şimdi burada baktığımız zaman tabii ki Katar bundan nasıl etkilendi diye bakacak olursak, tabii ki ciddi bir şekilde etkilendi. Yani Katar ekonomik anlamda aslında zenginlikleri olan bir ülke, güçlü bir ülke. Çünkü dünyanın en büyük doğal gaz yataklarının bir tanesinin üzerinde yer alıyor. Doğal gaz üreticisi, daha az miktarda olsa petrol de söz konusu. Ve burada tabii ki bu ekonomik varlıklar ambargonun etkisinin hani daha hafif olması, nispeten daha hafif olması konusunda faydalı olmuştur mutlaka. Ancak tabii ki Katar nispeten küçük bir ülke ve doğal gazdan gelen zenginlik olmasına rağmen birçok alanda tabii ki aslında dışarıya bağımlı bir ülkeydi. Örneğin ülkede tüketilen gıda ürünlerinin yaklaşık %90'ı Katar'ın
tek kara sınırı olan Suudi Arabistan sınırından geliyordu. Şimdi birdenbire tabii ambargo ile birlikte bu sınır kapanınca, hava sahaları da kapanınca Katar hani gıda tedariğinde bile zor duruma düştü. Tüm ekonomik zenginliklerine rağmen. Burada tabii Türkiye'nin katkılarını hatırlayabiliriz. Türkiye'nin havayoluyla sağladığı katkılar özellikle gıda alanında ve temel ihtiyaçlar anlamında. İran'ın tabii ki yine benzer bir şekilde katkısı olmuştu. Ancak sonra Katar da bununla birlikte aslında bence bir dönüşüm de başladı. Yani ambargo Katar için aslında dışa bağımlılığını kırması için daha fazla çaba göstermesine, bu konuda daha çok yatırım yapmasına yol açtı. Yani şöyle bir ufak bir anekdot da paylaşabilirim. 2018'in başıydı sanıyorum. Yani yaklaşık 6-7 ay sonra ambargonun başlamasından Katar'ın başkenti Doha'yı bir ziyaret etme şansım olmuştu. Orada ben bu gıda konusunu merak etmiştim ve süpermarketlere gitmiştim. Yani gıda durumu nedir? Yeterince gıda tedariği sağlanabiliyor mu vatandaşlar için diye ve açıkçası hani marketler doluydu. Yani bir sıkıntı yoktu. Orada şunu öğrendim. Yani ambargo ile birlikte artık Katar hızlı bir şekilde kendi gıda üretimi için yatırım yapmaya başladı. Dışa fazla bağımlı kalmamak için özellikle temel ihtiyaçlar konusunda ve tabii Katar'ın koşulları da, coğrafi koşulları da tarım için çok elverişli değil, gıda üretimi için çok elverişli değil. Ancak buna uygun teknolojiyle yatırım yapılarak Katar'ın burada bu alanda daha fazla kendi kendine yeter hale gelmesi için çaba gösterildiğini hani bu şekilde görmüş oldum. Bununla birlikte tabii ki hani bu önemli bir etken. Onun dışında Katar'ın diğer alanlarda da hani daha fazla kendi kendine yeter hale gelmesi, yani bu ambargoyu yaşamış olan Katar'ın daha fazla kendi kendine yeter hale gelmesi için çabaları, yatırımlar olduğunu söyleyebiliriz. Hani örneğin güvenlik anlamında, askeri anlamdaki harcamalarını arttırdığını son 3 yıl içerisinde Katar'ın görüyoruz. Bunlar açıkçası bu ambargodan sonra Katar için hani olumlu bir haneye yazılabilecek unsurlar olarak düşünüyorum. Tabii Katar 2022 yılında Dünya Kupası'nda, FIFA Dünya Kupası'nda, Dünya Futbolda Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Bununla ilgili olarak işte altyapı tamamlandı, stadyumlar hazırlandı vesaire. Tabii birçok tartışma da yapıldı hani Katar'la ilgili olarak veya bu süreçte FIFA ile ilgili olarak. Ancak ambargonun kalkmasıyla birlikte tabii bu Dünya Kupası'na giden süreçte de bir hani rahatlama sağlanmış olacak. Ekonomik olarak baktığımızda tabii ki Körfez bölgesi önemli bir bölge küresel ekonomi içerisinde. Katar'a karşı karşıya kalmış olduğu ambargo sadece Katar ekonomisi için değil, aslında bölgedeki ekonomik ağlara da zarar vermişti. Yani en basit örneğini söyleyeyim. Birçok uluslararası firma, Körfez bölgesinde faaliyet gösteren uluslararası firma, şöyle düşünün. Örneğin bölgesel merkezleri Doha'da, ama bununla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai'de, Abu Dhabi'de, Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de ofisleri var diye düşünün. İşte bunların aslında kendi içerisinde, şirket içerisindeki hareketlerine bile kısıtlamalar gelmişti. Yani bu akışların hani sadece mal ticaretinde veya enerji ticaretinde değil, her anlamda aslında akışların sekteye uğraması bölgesel olarak da olumsuz bir etki mutlaka yarattı. Şimdi bunların tekrar hani geriye dönüşü, geri kazanımı söz konusu olacak. Katar örneği aslında bize bir şey söylüyor. Katar örneği birincisi doğal gaz veya genel olarak doğal zenginliklere, petrol, doğal gaz zenginliklerine, özellikle enerji alanında zenginliklere sahip ülkelerin buradan sağladıkları kaynakları mutlaka ekonominin diğer sektörlerini, özellikle de gıda gibi temel ihtiyaçlı alana giren alanları geliştirmeye için kullanmaları, petrolden, doğal gazdan gelen parayı burada kullanmaları çok önemli. Bunu aslında birçok yerde gördük. Rusya'da da gördük. Diğer petrol, doğal gaz üreticisi ülkelerde de gördük. Katar bunu biraz daha sert yaşadı ambargo nedeniyle. Ama bir ambargo olmasını beklemeden bu çeşitlendirmeyi, ekonomik çeşitlendirmeyi yapmak önemli.
Bunun dışında çeşitlendirme diyoruz ve kendi kendine yeterlik. Covid'le birlikte aslında gördüğümüz bunun önemini daha iyi anlıyoruz. Yani Katar'da bu süreç 3,5 sene önce ambargo nedeniyle başladı. Ama Covid bize gösteriyor ki ambargo olsun olmasın. Yani böyle bir durum olsun olmasın. Her ülkenin kendi kendine yeterlilik seviyesini arttırması lazım. Çünkü dışa bağımlılık beraberinde kırılganlıklar da getiriyor. Bugün bu bir ambargo nedeniyle zarar verebilir. Yarın bir virüs nedeniyle sınırlar kapandığında verebilir. Ne olursa olur ve geleceği de bu anlamda öngöremeyiz. Dolayısıyla Katar'ın bu kendi kaynaklarını geliştirme süreci ambargo sırasında Covid sonrası dönem için aslında önemli bir önemli bir veri de sağlıyor. Bu da önümüzdeki dönemde temel bir konu olacak. Yani ülkelerin kendi kaynaklarını, kendi kendine yeter olma durumlarını, özellikle temel ihtiyaçlar konusunda mutlaka ambargo olsun olmasın, virüs olsun olmasın. Çünkü bugün kurtulsak virüsten yarın ne olacağı belli değil. Bunun ne kadar önemli olduğunu bizlere bence Katar örneği de gösteriyor.